Sevgili spor severler, evet artık lig yaklaşıyor. Adım adım lige doğru koşuyoruz. Biliyorsunuz 26-27 Ağustos'ta lig başlayacak ve Bandırmaspor ilk maçını Silivri deplasmanında oynayacak. Ama Bandırmaspor boş durmuyor. Bandırmaspor en değerli futbolcusu Atabey'i kaybetti. Atabey Başakşehir'e transfer oldu. İyi bir parayla transfer oldu. Ve pişmesi için Atabey'i İstanbul Başakşehir Büyükşehir Belediyesi Adana Demirspor'a kiraladı. Artık Atabey'e bize başarılar dilemek düşüyor. Atabey'e gerçekten geleceğin futbolcusu olarak bakıyoruz. Çok akıllı bir transfer yaptılar. Ama bizi de iyi bir golcümüzü elimizden aldılar. Biz de hem seviniyor hem üzülüyor. Doğrusu söyleyecek olursak çift iki duyguyla yaşıyoruz. Bandırmaspor şu ana kadar 3 hazırlık maçı yaptı. İkisini kaybetti, birini kazandı. Bucaspor'a 2-1, Adana Demirspor'a aynı sonuçta 2-1 yenildi. Yine galiba Bandırmaspor 2-1'lik sonuçları seviyor. Çatalcaspor'u da 2-1 mağlup etmeyi başardı. Biz bu 3 maçta, Bolu'da oynanan 3 hazırlık maçında kadroları inceledik. Bandırmaspor Buca maçına, Adana Demir maçına ve Çatalca maçına hangi kadroyla çıktı? Bunu incelediğimizde Buca maçında Özgür, Erdi, Gökhan ve Bahrican dörtlüsünü gördük savunmada. Ön liberolarda Galatasaray'dan aldığımız Birhan ve Adem'e yer verildi. Sağ açık Emre, Göztepe'den gelen sağ kanat, sağ hücumda Emre, sol kanatta Feridun şans aldı. Mustafa Hoca bu karşılaşmada çift santraforu denedi. Haluk ve üstünü önlü arkalı oynattı. Ve bu maçı biz kaybettik. 2-1 mağlup olduk. Daha sonra Adana Demir maçında idare yakın bir 11 hissettim. Kalede bu kez Erzurum'dan aldığımız Evren vardı. Sağ bek Fatih. Defansa dokunmadı Mustafa Hoca. Özgür, Erdi, Gökhan üçlüsünü bozmadı. Ön libero olarak David ve Tenten Mustafa'ya yer verdi. Orta üçlüde de Emre, Erhan, Mesut üçlüsü yer aldı Adana Demir maçında. Ve maalesef elimizden kaybettik. Üzülerek söylüyorum. Atabey bu karşılaşmada Bandırmaspor'un son kez formasını giymiş oldu. Adana Demir maçını da 2-1 kaybetmek durumunda kaldı. Son oynanan Çatalca maçında Mustafa Hoca bu kez kalede 3. kaleci Evren'e yer verdi. Fatih, Özgür, Gökhan çok ilginç. Sol bek Gökhan'ı stoper olarak kullandı. Çift yönlü olarak düşünüyor. Sol bekte de genç Burakhan'a yer verdi. Yani daha doğrusu göndereceği adamları bir yerde Çatalca maçında Mustafa Hoca denemek durumunda kaldı. David ve Hüseyin Palay'ı ön libero'da gördük. Mustafa oyun kurucuydu. Emre'ye hiç dokunmadı. 3 maçta da Emre sağ hücum koridorunda yer aldı. Sol tarafta Feridun da başladı. 50. dakikada yerini Feridun Mesut'a bıraktı. Bu kez Atabey'in veliahtı olarak üstünü gördük. Üstün de hazırlık maçlarının en golcü futbolcusu olarak dikkati çekti. Oynadığı 3 maçta rakip filelere 3 gol bırakmayı başardı. Şimdi buradan yola çıkarak, 3 hazırlık maçından yola çıkarak Atabey'i arar mıyız diye soruyor spor severler. Atabey'i ararız. Atabey şu anda ligimizde en pahalı transfer. Ve Atabey'in biz gelecekte de çok başarılı olacağına inanıyoruz. Hem karakterli, hem genç, hem yetenekli. Atabey'e bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diliyoruz. Niye Başakşehir'den ikinci bir Cengiz olmasın? Gerçi mevkileri farklı ama Başakşehir boş adama para yatırımı yapmaz. Atabey'i gelecekte daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyor. Ve kendisine ben başarılar diliyorum. Soruyorlar, veliahtı kim olur? Atabey'in yerini doldurabilir miyiz? Çok kritik bir soru. Evet, iki tane santraforumuz var. Bir geçen sene Üstün var. Bir de bu yıl transfer ettiğimiz Haluk var. Üstün ve Haluk'un işi gerçekten çok zor. Atabey'den sonra o mevkide top oynamak, gerçekten Bandırmaspor formasını giymek çok kolay olmayacak. Çünkü seyirci, taraftar Atabey'e alıştı. Atabey'in gollerine alıştı. Üstün ve Haluk çok kolay bir sezon beklemiyor sevgili sporseverler. Peki stoperde yeni bir transfer söz konusuymuş Fenerbahçe'den. Yetkililerle görüştüğümüzde ismini sakladı. Haklı olarak daha kesinleşmedi dedi. Ama büyük ihtimalle kaliteli bir üst yapıdan, yani Fenerbahçe'den, üç büyüklerden bir stoper geliyor. Hadi bunun ismini biz başkanın hatırı için şimdilik saklayalım. En kısa zamanda bu isim açıklanacaktır. Doğru bir transfer. Bandırmaspor'un iki stopere ihtiyacı vardır demiştik 10 gün evvel yapmış olduğumuz yorumlarda. Bu iki stoperden birini Bandırmaspor transfer etti.
ve doğru bir hamle yapmış oldum. Peki şu anda stoper sayısı kaç diyeceksiniz? Bakıyorum elimdeki listeye. Özgür var, Erdi var, yine yeni gelecek arkadaşımız var. 3. Bir transfere daha ihtiyacımız var. Bandım o ilginçtir ki 4 stoperi tamamlamak durumunda ben 5 Eylül'e kadar, 8 Eylül'e kadar Bandırma Spor'un daha bir stoper transfer edeceğine inanıyorum. Yine işte önüme çıkan soruyor, transfere ihtiyacı var mı Bandırma Spor'un? Bu kadar futbolcu oldu, hala alacak mı transfer, hala transfer yapacak mı diyorlar. Ben ısrarla var diyorum, Bandırma Spor'un bir stopere, bir sol beke, bir sağ ofansif Emre'yi kamçılayacak, Emre'yi tetikleyecek, Göztepe'den aldığımız Emre'yi tetikleyecek bir sağ kanat oyuncusuna, hatta Doğan niteliğinde gezinen bir orta saha oyuncusuna şiddetle ihtiyacı var. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bandırma Spor bu dediklerimiz 4 transferi daha yapacak mı? Yoksa bu yaptıkları transferle yetinecek mi? Bunu da önümüzdeki günler bize söyleyecek sevgili sporseverler. Altyapıdan kimler kalabilir sorusu var. Vallahi ben altyapıdan mutlaka 1-2 futbolcunun ilk 25'te yer almasını gönülden arzuluyorum. Yoksa altyapı son 5 yıldır boşuna çalışıyor. Hiç adam üretemiyor. Ürettiği adam da forma giyemiyor. Özellikle ben çok ilginç kaleci Ali Serçe'ye çok güveniyorum. Yani ben kaleci olacağım diyor. Bursa altyapısının peşinde koştuğu bir adam. Bu Ali Serçe'ye dikkat diyorum. Bir de işte yine U21 takımda oynayan Mehmet isimli bir kanat oyuncusu var. Çift yön, hem kanat hem santrafor oynuyor. Bu kaleci Ali ile Mehmet'in ilk 25'te olmasını gönülden arzuluyorum. Yine son sözü tabii ki Mustafa Hoca'ya bırakarak. Peki altyapıdan adam alınmazsa ne olur diye soracak olursanız, altyapıdan adam alınmazsa Bandırma ve çevresindeki yetenekli gençlerin Bandırma Spor altyapısına güveni olmaz. Yıllardır geliyoruz gidiyoruz. Hep Çelikspor'la, Sarıköy'le oynuyoruz, sonra da evimize dönüyoruz şeklinde yanlış bir düşünceye kapılabilirler. Bandırma Spor altyapı hocaları mutlaka 1-2 futbolcudan ısrar etmeleri gerekir, yukarıya kazandırmaları gerekir. Yani Bandırma Spor altyapısı artık futbolcu üreten bir müessese haline gelmelidir diyorum ve bunun altını ısrarla çiziyorum. Atabey Adana Demir'e nasıl gitti diye soru geliyor. Adana Demir'e tabii Başakşehir için biraz daha erken, biraz daha güçlenmesi lazım. Başakşehir çok akılcı bir hamleyle gelecek vadeden bir santrafor elimizden aldı. Boşta kalmasın, maç eksiğini kapatsın şeklinde düşünerek Adana Demir'e bir kiralık olarak verdi. Bu sene, önümüzdeki sezon başarılı bir Atabey izleyeceğimize yine inanıyor. Bunun altını imzalıyorum. Bir arada bir de Mustafa Hoca'nın eskiden Adana Demir Spor'u çalıştırmış olması, belki de kim bilir, bu tercihte önemli rol oynamıştır diye düşünüyorum. Ve Atabey'e kiralık olarak gittiği Adana Demir Spor'da da şimdiden başarılar diliyorum. Yusuf'un şansını nasıl görüyorsun? Çok talihsiz bir sakatlık geçiren Yusuf Gümüşhane şampiyonluk maçında oyunun 13. dakikasında Kayseri'de sakatlık geçirmişti. Uzun süre ara verdi. Ben Yusuf'u sol ayaklı, duran topların etkili ismi Yusuf'un şansını yüksek görüyorum. Ayrıca daha evvel Mustafa Hoca ile Adana Demir'de birlikte çalışmış olması Yusuf için büyük avantaj. Vazgeçilmez bir kumaş. Yusuf'u unutmamak lazım. Yusuf eğer gerçek formunu yakalarsa bu takımda kolay kolay kesilecek bir adam olacağına inanmıyorum. Yusuf'a da ayrıca başarılı dileklerimi sezon öncesi göndermek istiyorum. Hazırlık maçları nasıl görüyorsun şeklinde sorular geliyor. Hazırlık maçları, 5 tane hazırlık maçı oynama planımızda vardı. Bunun 3'ünü oynadık. Çok ilginç, 3 maçta 2-1'lik sonuçlarla tamamlandı. Fazla gol yiyoruz. Her maçta 2 gol yemek doğru bir olay değil. Ama daha da henüz erken, çok futbolcu transfer ettik. Çok sirkülasyon oldu. Mustafa Hoca hazırlık maçlarıyla takımı oturtmaya çalışıyor. Aralarındaki uyumu sağlamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Ne kadar zamana? İşte 5 hazırlık maçı, 3'ünü oynadık, 2 hazırlık maçı daha oynayacağız. Ve ligde oynayacağımız 2. 3. haftadan itibaren Bandırma Spor'un ideal kadrosunu bulacağına inanıyorum. Adem'in durumu nasıl diye soruyorlar. Adem bir maçta yer aldı. Daha sonra 3 gün arayla maç yaptığımız için herhalde dinlendirildi diye düşünüyorum. Yoksa Adem, Sivas'tan aldığımız Adem tecrübesiyle merkez ön libero olarak takımda yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bu maç temposu tabii belli yaşlı futbolculara biraz ağır gelmiş olabilir.
Adem'den Mustafa Hoca'nın vazgeçeceğini zannetmiyorum. Sizce peki bu kadro ne zaman şekillenir? Onu da söylemeye çalıştım. Bu kadro ligin 3. 4. haftasında Karşıyaka ya da Buğsaç deplasmanında Bandırmaspor'un ideal 11'ini bulacağına inanıyorum. Bu kadroda değişiklik olur mu? Niye olmasın? Şimdi biz herkes yeni geleni takıma koyuyor. Sol tarafta Mesut diyor, sağ tarafta Emre diyor. Ama kesinlikle bu arada biz kimi unutmayalım? Feridun'u unutmayalım. Feridun cin gibi bir kanat oyuncumuz. Bunun dışında işte Tenten Mustafa var, Adem var, Erhan var ama kesinlikle David'i de unutmayalım. En şanslı olan Üstün. Çünkü Atabey santrafordan transfer olunca bu belki Üstün ve Haluk'a kaldı. Üstün de hazırlık maçlarında bu şansını iyi değerlendirdi. Haluk'la Üstün arasında santrafor konusunda büyük bir rekabetin yaşanacağına inanıyorum. Peki kadro nasıl oluşur? Şu anda soruya cevap vermek çok zor. İşte önümüzdeki 15 Ağustos, 26-27 Ağustos'ta lig başlayacak. Kadro Eylül ayı başlarında Bandırmaspor'un ideal 11'inin oluşacağına inanıyorum. Daha fazlasını artık Mustafa Hoca'ya bırakalım. Biz de şu anda görebildiğimiz kadarıyla Bandırmaspor iyi yolda ama Bandırmaspor, bir daha altını çiziyorum, hala ve hala 4 futbolcu transferine ihtiyacı var. Bunlardan biri stoper, biri sol bek, sol savunma, biri Emre'nin alternatifi sağ ofansif oyuncu, bir de Giresunspor'a kaptırdığımız Doğan gibi gezici bir gizli santrafor.